Evet sevgili arkadaşlar, abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni böyle değişik bir konsept yapmaya karar verdim kendimce. Böyle ufak tefek aksesuardır, aydınlatma elemanlarıdır. Bunlar nasıl takılır, nasıl değiştirilir? Bu konular üstünde biraz şey yapmaya, bilgi vermeye çalışacağım. Hani az çok bildiğim kadarıyla göstermeye çalışacağım. Bu da o video serimizin birinci bölümünden birisi. Yani hem aksesuar işleri olacak, hem böyle ufak tefek değişiklikler, ne yapılabilir ne yapılamaz veya herhangi bir aydınlatma ürünüyle ilgili neler takılabilir neler takılamaz, bu şekilde iyi ürün kötü ürün. Hani hem kullanıp yorumlayabileceğimiz hem de bizzat test edebileceğimiz bir seri yapmayı planlıyorum. Bu da onun ilk videosu ve ilk videoyu bir aksesuar işiyle açmak istiyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzda benim şu hoparlörlerim artık böyle iyice kötü oldular. Zaten bunun birisi farklı, diğeri farklı. Şu soldaki Skytek markaydı herhalde. İçinde Twitter'ı da var. Twitter dediğim hoparlörün ortasındaki küçük bir tiz sesleri veren hoparlör oluyor ya. O oluyor arkadaşlar. Yani ikisi birbirinden farklı çalıyor biraz. Hani sağ taraf sesi daha böyle tok verirken sol taraftaki daha böyle tizli, baslı, dengeli çalıyor falan. Öyle diyeyim size. Bir de üstüne ekstra cızırtılar başlayınca bunlarda dedim artık bir yenilemenin vakti geldi. Çünkü müzik dinlerken bir yerden sonra baş ağrıtıyor. Bayağı uzun zamandır da hani kaliteli bir hoparlör alayım, kaliteli bir hoparlör alayım diyordum. Artık en son aldım arkadaşlar. Şu ürünü aldım. Pioneer'ın TS-G1020F modeli. Bunların 10-10F'leri de var. Ama ortası Twitter'sız. Dedim almışken iyisi olsun. Twitter'lı olan modelini aldım. Bu yaklaşık bir 1800 lira civarı falan. İnternette öyle bir fiyatı vardı. Genelde alıp takside böldürüyorum arkadaşlar böyle ürünleri. Yani takside böldürdüğüm için çok bir sıkıntı çıkmıyor. Birkaç ayda yavaş yavaş ödüyorum. Yani bundan sonraki alacağım ürünlerde de aslında biraz işin açığı. Böyle uyduruk, kalitesiz malzeme takmak istemiyorum. Çünkü traktörü satmaktan vazgeçtiğim için bunu yapabildiğim en iyi şekilde yapayım. Yani elimin altında en kaliteli malzemelerle toparlanmış bir şekilde dursun. Uzun vadede bana böyle çok bir sorun, problem çıkartmasın. Niyetimiz bu. Şimdi bu müzik sistemlerinin arkadaşlar genelde sadece kaliteli bir hoparlör almanız yetmiyor. Hoparlörle beraber teybinizin de iyi olması lazım. Bizim traktör aldığımız yıllarda işte 2010, 11, 12 o senelerde traktör markalarının çoğu kaliteli teypler takıyordu traktörlere. İşte mesela John Deere aldığınız zaman John Deere'lerin üstünde Pioneer geliyor diye hatırlıyorum. Bizim köyde bir tane traktör öyle Pioneer'lı geldi. Ondan sonra mesela bizim traktörde gene o dönemin iyi teyplerinden var. Şu GVC KDG 335 modeli olması lazım. Aynen şurada yazıyormuş. KDG 335. Bunda FM ve CD var arkadaşlar ama teybin şeyleri çok güzel. Böyle bas ve tiz ayarları çok güzel. Hani şarkıyı çalarken böyle gayet tonlayarak çalıyor. Hani bu teyple güzel bir uyum içerisinde çalışacağını düşünüyorum. Ben 12 senedir bu teybi kullanıyorum işte. Sadece her sene bir çıkarır, içine bir hava tutarım. Şöyle tozunu temizlerim. Onun haricinde daha hiçbir sıkıntısını görmedim. Ne seste en ufak bir parazitlenme, ondan sonra ne böyle bir ısınıp kapanma, ne başka bir şey. Yani bayağı zamanın kaliteli güzel teybi. Zaten bunların içini açıp böyle bir Bluetooth modülü de takılabiliyormuş. Yaptırırsam öyle bir şey yaptıracağım. Bu teybi hiç değiştirme niyetim yok. Arabada da Pioneer var zaten. Onun teybi de mesela uyduruk bir markaydı. Şimdi tam hatırlamıyorum adını da. Böyle hani dandik şeyler olur ya. Çanak anten sistemleri. Ona benzer bir marka vardı üstünde. Arabayı kapattığım zaman bir de bağlantılar da yanlıştı. Bütün FM şeyleri falan siliniyordu. O teybi çıkardım, sattım. Yerine Pioneer aldım, taktım. Yani arabanın içindeki o müziğin şeyi değişti. Tonu değişti. O kadar fark ediyor teyp konusu. Hani bilginiz olsun. Şu anki yeni TD'lerde falan takılan teypler öyle çok da iyi değil. Yani görüntü olarak iyiymiş gibi görünüyor ama çok böyle ahım şahım teypler değil yani, bilginiz olsun. Zaten bu videonun sonunda kendi teyp ayarlarımı nasıl yaptığımı da göstereceğim. Yani basları, tizleri nasıl ayarlıyorum, hangi ayar neye yarıyor, onlardan da bahsedeceğim. Siz de kendi teybinizde ona göre bir ayar yaparsanız eğer, dinleye dinleye artık sesin o doygunluğuna baka 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 kulağınız aşina olur. Kendi ayarlarınızı kendi müzik zevkinize göre yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şu kutumuzu açalım. Bir yandan da kutu açılış videosu olmuş olsun bu. İçinden ne çıkıyor? Bir bağlantı şeması. Bunu geç. Vidalar çıkıyor poşetin içinde. Vidayla bu klipsler şu şeylere, döşemeye geçiyor ya. Karşıdan sıktığınız zaman sıksın diye. Şöyle bir kablo demeti çıkıyor. Bu kablolara da ihtiyacımız olmayacak. Bunları da ayırabiliriz. Vay be, yıllar sonra bir Pioneer hoparlörümüz oldu da. Ne kadar mutluyum. Hemen takıp denemek istiyorum. İşte arkadaşlar, hoparlörün görüntüsü şöyle. Tweeter dediğim kısım şurası oluyor. Burada küçük bir ayrı hoparlör var. Şu arkada bas ağırlıklı vururken burada da tiz sesleri ayrıca veriyor. Bunların orijinal olup olmadığını anlamak için birkaç şey söylüyorlar. Ben de biraz baktım. Birincisi şu etiketteki yazıların nizami ve düzgün olması gerekiyor dediler. Bunlara ben ikisine de baktım. Gayet güzel. Bir sıkıntı yok. Şu alttaki çizgisi olur diyorlar. Şurada bakın gri bir çizgi var. Etiketin alt tarafında. O da var. Bir de şurada bir seri numarası var. Tam şu dış kenarında. Şöyle güneşe tutunca parlıyor. Bir de bu seri numarasının olmasına dikkat edin diyorlar. Bir de bunlar haricinde Pioneer'ın sahtesi çok olduğu için kutu üstünde şöyle bir hologram var bakın. Şöyle tuttuğumda eğer ışıktan belli oluyorsa böyle bir sürü Pioneer yazıyor. Hani bunlara dikkat edin diyorlar. Şu an için o konuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Verilen bütün ibareler, işaretler hepsi mevcut. Arkadaşlar şimdi şu kablolar ne diye merak etmiş olabilirsiniz. Bunlar bu fişlerin içlerine giriyor. Bunlar şurada ledler var ya arkadaşlar. Buradaki ledler bu hoparlörlere bağlı. Teypten güzel bir bas ayarı yaptığınız zaman belli bir ses seviyesinden sonra bunlar basa duyarlı olarak yanıyor. Ben bunları yapalı bir 10 yıl falan oldu. 10 yıldır sorunsuz çalışıyorlar ama güneşten artık ledin yüzü şey yapmaya başlamış. Böyle kötü olmaya başlamış. Belki bir çıkarıp yenilerim bir ara. Yani buraya da tam oturuyor bu ledler. Olur da yapmak isterseniz eğer bu şekilde. Hemen şurada zaten profilin geçtiği için şuradan kablolarda geçirebiliyorsunuz. Bunlar ona yarıyor. Ledin eksi kısmını şu küçüğe, eksiye takıyorsunuz. Artı kablosunu bu geniş sokete artıya takıyorsunuz. Ondan sonra bir bas ayarı yaptığınız zaman güzel gümbür gümbür müzikle uyumlu olarak yanar söner içeride bas vurdukça. O kablolar onların, yani bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, hoparlörlerimizi taktık yerlerine. Gayet güzel de oldular. Şu vida deliklerinin falan gözükmemesi de hoş oldu. Benim hoşuma gitti. Şimdi şu ayarları yapalım bir. Bunda da CD'den bir parça bulalım. Çünkü FM'de radyo frekanslarından çalarken bazen şey yapabiliyor. Ne çalıyor? Shakira varmış. Geçelim bir. Öyle bir müzik listesi var ki. Evet. Mesela örnek şarkı Inna'dan Sanizap çalıyor. Şimdi şurada şu bası şöyle 3 falan yapın. Benim genelde yaptığım ayarlar bu şekilde. Bası 3 yapıyorum. Şu mid dediği bazı teyplerde oluyor, bazısında olmuyor. Bunda var. Şu hoparlörler midrange hoparlör diye geçiyordu herhalde, yanlış bilmiyorsam. Eğer yanlış biliyorsam aşağıya yazıp düzeltebilirsiniz. Bunu şöyle arttırdığımızda bunlara biraz daha fazla ses veriyor. Yani tiz sesler biraz daha artıyor gibi benim hissettiğim. O yüzden bunu da şöyle 2 falan yapacağım. Şu treble dediği biraz daha tiz veriyor. Yani tizleri canlandırıyor. Bunu şöyle 3-4 falan yapıyorum. Şu fed dediği genelde arabalarda işe yarayan bir ayar. Hani hoparlör ön tarafta da oluyor, arka tarafta da oluyor ya. Ön arka onu ayırmaya yarıyor. O yüzden onunla ilgili bir şey yapmayacağım. Şu balans dediği sağa sola bölüyor. Ama bunu da tabii ters bağlamışlar teypte. Sağa çeviriyorum sola gidiyor, sola çeviriyorum sağa geliyor ses. Bu da sıfırda duracak balans. Bununla ilgili de bir şey yok. Şurada süper bas var. Bunu açtığımızda süper bas biraz yıpratabiliyor hoparlörleri. Ben açmıyorum genelde. Hani başka da bir ayarımız yok. Genel olarak böyle. Bu arada bakın benim şurada bir kutum var. Bu düğme şu basın düğmesi. O hoparlör bu hoparlörlerden farklı. O direkt bas hoparlör diye geçiyor. Sadece kalın bas sesleri veriyor. Şimdi onu açtığım zaman böyle içeride güm 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 eder. Tabii bir amfi olmadığı için traktörde. Teyple gelen güçle ancak şey yapıyor, çalıyor. O da küçücük kabin olduğu için benim ihtiyacımı görüyor zaten fazlasıyla. Şöyle sesi 20 yapayım. Bakın şimdi şu düğmeye bastığım zaman, yani bu kamerada anlamanız zor ama dinlediğiniz zaman belli ediyor yani kendini. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitti. Bu şekilde ufak çaplı bir videoydu. Hani olur da yapmak isterseniz, şu ledleri yapmak isterseniz aynı şekilde bağlantılarını söyledim. Hani direkt yapabilirsiniz. Son görüntümüz şu şekilde. Bu arada hoparlörler 210 wattlık. Benim şuradan çıkan 250 watt'tı. Buradan çıkan 200 watt mıydı? 190 watt mıydı? Öyle bir şeydi. Yani çok birbirinden alakasız çalıyordu. Şimdi ikisi de aynı hoparlör olunca böyle önceden sol kulağımın duyduğu müzikle müzik aynı ama onun o tınısıyla sağ taraf farklı çalıyordu birbirinden. İşte marka farklı, watt farklı, her şeyi farklıydı. Şimdi hiç öyle bir şey kalmadı yani. İki taraftan da gayet net, temiz bir ses geliyor. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.